Herkese merhabalar. Kaderle ilgili kavramlar konumuzla beraberiz. Hazır mısın Tonguç Erem? Kaderim buymuş. Ha, ne diyorsun Allah? İşte onlara bakacağız seninle beraber. Gerçekten harikasın. Kaderle ilgili kavramlarda rızık, ecel, ömür, tevekkül, sağlık, hastalık, başarı, başarısızlık. İşte kafamızda gerçekten bunların ne olduğunu netleştirmemiz gerekiyor. Bu dersimizde seninle beraber bunları netleştireceğiz. Rızık ne demek? Ömür ne demek? Ecel ne demek? Tevekkül ne demek? Allah'a güven demek. Bundan söylemek istiyorum. Tevekkülün çok önemli bir anlamı var. Sağlık, hastalık, başarı, başarısızlık, bunların ilişkileri nelerdir? Seninle beraber bunlara bakacağız. Dersimize başlamadan önce de hemen sana şunu söylemek istiyorum. Biliyorsun Eylül programımızda gün gün ilerlemeye devam ediyoruz. 2023 LGS'ye süper bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ve seninle beraber hemen ödevimizi vermek istiyorum. 0'dan 8'e sözel kitabı olan arkadaşlarımız için hemen ödevimizi verirsek din kısmına giriyoruz. Yeşil renk hocam. Evet, tebrik ediyorum. Yeşil kısma. Kaderle ilgili kavramlar sayfa 264 ve 265'i lütfen çalışalım arkadaşlar. Ve bu iki sayfamızdan sorumluyuz. Mesulüz. Hatta dini dersimiz olduğu için. Bismillahirrahmanirrahim. Mesul olarak size yeni nesil taktikli din kültürü kitabımızdan da kaderle ilgili kavramlar test 10, test 11 ve test 12'yi yapmanızı istiyorum. 3 tane testimiz var. Hatta 4. testimizde çözebilirsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. Test 13'ü de verebilirim ve dijital soruları unutmayın lütfen. Burada kitapların arka iç kapağında nasıl aktive edileceği yazıyor ve aktivasyon içinde bu kodu kazıyıp hemen buradan çıkan kodu da TAS uygulamasından aktive etmeniz gerekiyor. Ve bu sayede bu kitaptakinden daha fazla soru çözebileceğiz diyorum. Ve Dinamo Din Kültürü Soru Bankası'ndan da 8. testi, test 8'i ve test 9'u çözelim. Hatta test 10'u da çözersek süper olur. Combo olur. 3 tane testimiz var. Bu dersimizden hocam, sonra dinde zorlama var birazcık mı? Zorladım gerçekten de. Zoru Bankası'nda da kaderle ilgili kavramlarda hemen sana buradan testimizi veriyorum. Test 3'ü yapmanızı istiyorum. Hadi bakalım o zaman dersimiz süper bir şekilde başlasın. Ömürle alakalı ilk başta şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim doğumdan ölüme kadar geçen bir süremiz var. Mesela kaç sene yaşamayı istersin Tonguç Erem sen? Yani ben öyle fazla istemem. 150 yıl yaşasam yeter. Evet, 150 yıl. Dangoz mu sadece 100 yıl yaşasam bile efsane rekor kuruyorsun. Dolayısıyla ömür dediğimiz şey aslında bizim şu şekilde bilsek yeterli. Yaşam süremiz. Bu yaşam süresi dediğimiz şey aslında doğumuzdan ölümüne kadar. Yani ben 0 yaşındaydım. Kaç yaşında öldüm? 78 yaşında öldüm diyorum. Sallıyorum. O zaman benim ömrüm 78 yıldır. Yani son kullanma tarihi. Ya son kullanma tarihi değil. Son kullanma tarihi ecel aslında. Aa. Yani SKT, son kullanma tarihi dediğim şey ecel. Ömrün sona erdiği. Biriyle tanışınca bakmak lazım o zaman ecelini. Arkasına yazar. Harika. Mesela sen şöyle bir mezar taşı var diyelim. Bu mezar taşında ne yazıyor Tonguç Erem benim? Ruhuna Fatiha. Harika. Ruhuna Fatiha yazıyor da. Mesela doğum mesela 1998 diyor mesela. Bu da 2068 diyor mesela, sallıyorum. Mesela bu adamın eceli dediğimiz şey aslında bu. Buna biz tek başına ecel diyoruz. Ve sonrasında bu ikisini birbirinden çıkartıyoruz. 2068 eksi 1998. Gerçekten matematiğe her şeyi bağladık. Burada hocam, toplamda 70 yıl aslında bunun ömrüdür Tonguç Erem. Sağlamasını yapalım hocam. Evet, belki yanlış yapalım. Gerçekten din dersini matematikle birleştik ama gerçekten böyle. Yani Allah'ın verdiği bize yaşam süresinde 70 yıl yani ömür diyoruz ve ölüm zamanımızda da ecel diyoruz Tonguç Erem Bey'im. Tabii ki Allah ne demiş bize Ankebu suresi 57. ayette? Her can veya ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Yani geldik, yaşadık. Bittiği zaman ne olacak? Yok olmayacağız. Yok olmayacağız. Ha, tadacağız mı hocam sen? Evladım, her can ölümü tadacaktır. Çok güzel bir laf aslında. Neden diyeceksin? Lafta Allah korusun tabii ki. Ayet bu. Ölümü tadacaktır. Çok güzel bir ifade. Çünkü aslında ölüm bir son değil Müslümanlar için. Veya inanlı insanlar için ölüm bir son değil. Birçok insan işte öldükten sonra artık hiçbir şey yok. Hayır. Hayır, tam tersine. İnanan insanlar şuna inanıyor. Öldükten sonra yepyeni bir hayat başlıyor ve bu hayatta çok güzel şeyler deneyimleyeceğiz biz ve o yüzden ölüm aslında bir geçiş. Yani senin bir terfiğin gibi düşünebilirsin. Reenkarnasyona inanıyor musunuz? Hayır, saçmalama, reenkarnasyona. Ya tabii ki bazı dinlerde benim maymun olduğum söyleniyor eski hayatımda. Hayır, yani şunu demek istiyorum. Ölüm dediğimiz, ecel dediğimiz, ömür dediğimiz kavramları çok iyi bilmek gerekiyor. Bir de onun yanında Tonguç Erem Bey, tevekkül kavramını bilmek gerekiyor. Tevekküle baktığın zaman Tonguç'um çok basit. Güvenmek, dayanmak, teslim olmak. Ben hocam hep dua ediyorum sınavlardan önce. Hiç çalışmıyorum, tevekkül ediyorum hocam. Evladım saçmalama. Bir kere şunu unutma Tonguç evladım benim. Tevekkül dediğimiz şey aslında Allah'a güvenmek demek. Allah'a güven. Bu kadar basit. Ama doğru tevekkül anlayışına sahip birisi, bir de yanlış tevekkül anlayışına sahip bazı insanlar var. Şimdi biz doğru tevekkül anlayışına sahipsek şunu yaparız sonucum. İmkanları sonuna kadar kullanırız. Çalışırız, tembellik etmeyiz. Sorumluluğumuzu yerine getiririz. Dua ederiz, rızkı için emek sarf ederiz ve sonunda da deriz Allah'ım sen bana ver deriz. Yani şunu yapmadan mesela sınava çalışıyoruz. Biliyorsun sınav var değil mi Tonguç'um? Sınavdan önce türbe gitmek yeterli. Hayır, sınavdan önce çalışmayıp, bak çalışmayıp, eğer ben sınavdan önce çalışmayıp dua edersem ve sınava girersem, hatta sana bir kuru kafa çizmek istiyorum Tonguç evladım benim. Bu %99 böyle olacak. Yani %99 o sınavda mortanze olacaksın. Ama sen Tonguç evladım benim çalışıp Allah'a dua edip de Allah'tan istersen o zaman başarılı olabilirsin. O yüksek ihtimalle olursun ve olduğun zaman da gerçekten de doğru tevekkül anlayışıyla Allah'a yaklaşmış olursun. Şunu unutmamamız gerekiyor. Bir doğru tevekkül anlayışı var, bir yanlış tevekkül anlayışı var. Yani yan gelip yatarak hiç imkanları değerlendirmeyip ya Allah bana artık kaderim buymuş. Bak bu yanlış bir anlayış. İşte yapacak bir şey yok, alın yazınmış. Olduğu kadar olmadığı kadar. Aynen böyle bir ifadeyle asla ve asla ilerlememek gerekiyor ve bu yanlış tevekkül anlayışı, bunu unutmayın. Peki başarısızlık tabii insan hayatı boyunca... bana sorun hocam, kitabını yazdım başarısızlığı. Tabii insan hayatı boyunca Tonguç Erem Bey'im bazen başarılı bazen başarısız olabilir. Bu neye bağlı biliyor musun? Akıl ve irade sahibi olduğu için insan bazı yerlerde seçim yapacak. Ve bu seçimlerde eğer aklını ve iradesini kullanarak doğru şeyleri seçerse o zaman başarılı olabilir. Veya aklını ve iradesini kullanıp çalışırsa Tonguç'um başarılı olabilir. Yani başarı ve başarısızlık insanın kendi sonu. Mesela ben bu sınavdan başarısız olacaksam aslında ben çalışmadığım için veya ben bunun sorumluluğunu ve ciddiyetini, disiplinini almadığım için veya ben bu sınavı sallamadığım için. Ama ben bu sınavı sallar ve gerçekten de o sınavı yerinden sallarsam ve çalışarak o sınavı sarsarsam o zaman başarılı olurum işte. O zaman da ben aklımı ve irademi o yönde, doğru yönde kullanmışım, sorumluluğumu biliyorum demektir diyoruz. Burada şunu unutmayalım. Bak emek ve rızık kavramları da çok önemli. Emek nedir biliyor musun Tonguç Erem Bey? Emek yemektir. Emek çalışmaktır aslında. Rızık dediğimiz şey de sadece yemek değil aslında. Rızık dediğimiz şey hani Allah herkese rızkını verir. Tamam, Allah herkese doyma imkanı verir. Ama onun yanında rızık, kazandığımız maaş, ondan sonra başarılar da bir rızıktır. Aldığımız notlar da bir rızkımızdır. Başarı. Bol, rızkımızla oynamayın, bol not verin. Aynen, yemek. Bunların hepsi aslında rızkın tanımlarının içine girecek ifadelerdir. Rızık kazancımızdır yani. O zaman şöyle diyelim, kazançtır diyelim. Çalışma bizim emeğimiz, çalışmaktır aslında ve sonunda biz ne elde ederiz Tonguç'um? Kazanç elde ederiz. İşte Allah diyor ki emeksiz yemek olmaz. Ya Allah demiyor. Zahmetsiz ki, rahmet olmaz. Bunu insanlar söylüyor. Kendi aralarında atasözü şeklinde emeksiz yemek olmaz var. Neden böyle şey çıkıyor? Ayaksız dayak olmaz. Allah Kur'an'da gerçekten de her zaman ama her zaman çalışanı övüyor ve sonrasında gerçekten doğru düzgün çalışıp rızkını kazananlara övgüler dolu ayetlerde aslında onları ne yapıyor aslında? Emeğe, yani çalışmaya yönlendiriyor. Ve sonuçta ne elde edeceğini söylüyor? Rızık var diyor. Aynı bizim bu dünya hayatımızın bir imtihan olup da bu dünya hayatımızda iyi şeyler yaparsak, gerçekten de Allah için, Allah yolunda bir şeyler yaparsak, ne bileyim işte Allah için Allah'ın emirlerini yerine getirirsek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, bunlar Allah'ın temel emirlerinden veya Allah'ı anmak, bunları yaparsak, aynı zamanda diğer insanlara iyi davranırsak, yetimin hakkını gözetirsek, ırk ayrımcılığı yapmazsak, ondan sonra doğayı korursak, çeviri, bunların hepsi iyi şeyler ve Allah diyor ki bunları yaparsanız ben size rızkınızı bu dünyada olmasa dahi ahirette vereceğim diyor. O yüzden hiçbir Müslüman başına felaketler geldiği zaman aslında öyle diğer insanlar gibi veya işte Müslümanlar gibi, aynen böyle olmaz. Hiçbir Müslüman, hiçbir inanan diyelim daha doğrusu. O yüzden mesela ölüme bakış açısı inananların nedir Tonguç biliyor musun? Nedir? Ölüm bir son değildir. Ölüm aslında yeni bir başlangıçtır. Ölümse gülümse. Aynen onun gibi emek dediğimiz şey de aslında bize rızkı verecek bir kapıdır. Bunu da unutmayalım Tonguç'um diyoruz. Sağlık ve hastalık da aynı şekilde değerlendirilir. Burada çok güzel bir söz var. Akıl sağlığından endişeliyim. Bak, doktorlar yardım edin bana. Önemli bir atasözü var. Atasözü gibi aslında. Bu galiba bir Kanuni sözüydü gibi hatırlıyorum. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın sözü gerçekten çok olağanüstü. Süleyman the Magnificent. Aynen, Süleyman the Magnificent. Hatta onun dizisinin ismi neydi ya? Öyle bir dizi vardı gerçekten. Zenginlerin Hayatı. Hayır. Pardon, Muhteşem Yüzyıl. Muhteşem Yüzyıl diye bir dizi vardı gerçekten, hala şeyleri. Arap bölgelerinde izleniyor. Hala izleniyor. Ha, Arap Türkiye'de de hala izlenen yerler var. Yani şunu demek istiyorum. Diyor ki Kanuni, yani sağlıktan daha önemli hiçbir şey yok ki diyor ya. Yani ben ne yaparsam... Tüm dünyanın hükümdarıymış değil mi hocam? Aynen. Sağlık olmazsa ne işime yarar diyor tüm dünyanın hükümdarı olmanın. Dolayısıyla sağlık en büyük nimetlerden, insan için en büyük nimetlerden birisi. Ve gençliğimizde biz çok sağlıklıyız Allah'a şükür. Ama bazı arkadaşlarımız var. Tamam, bazı arkadaşlarımızın gerçekten kronik problemleri de var. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Sağlık gibi hiçbir nimet yok. Para... Ondan sonra ne bileyim başarı, bilmem ne, bunların hiçbirisinin sağlık olmadan hiçbir önemi yok. Yani param varsa mı Tonguç Erem benim, en güzel yemekleri yiyebilsen ne olur? Yemiyorsun ki. Sonra ne yapıyorsun? Hastalanıyorsun yediğin zaman mesela, sallıyorum. Veya işte başarın ol, dünyanın en başarılı adamı ol. Ama sağlığın kötüyse o sana zevk vermiyor ki. Steve Jobs kanserden ölmüş. Aynen ya, ölüm başka bir şey. Anladım. Bedenimiz Allah'ın bize emaneti. Bu yüzden onun sağlığına ve temizliğine, ki İslamiyet'te temizlik çok önemli bir kavram, dikkat etmek gerekiyor. Bu tarz kavramlarla... Ben her ay yıkanıyorum hocam temiz bir şekilde. Şimdi bunlar aslında her ay mı dangozlaşmıyor, ne diyorsun? Şimdi burada yıkamacıda yıkatıyor annem beni. Burada bilmemiz gereken şey, bir soru geldiği zaman şu kavramlardan gelir. Şu sözlerden gelir. Ve bu sözlerin ne kastetmek istediğini söylenir. Mesela sağlık ve hastalığın bunlarla bağlantılı olduğunu bilerekten, eğer böyle bir söz geldiyse veya böyle bir söz geldi veya bizim sağlığımıza dokunan bir şey geldiyse, sağlık ve hastalığın aslında kaderle ilgili kavramlar olduğunu ve aslında Allah'ın bize hem takdiri hem de bizim kendimize bakmamızla da bağlantılı olduğunu, nasıl tevekkül anlayışında var ya Tonguç'um. Sen eğer kendine bakmazsan ve Allah'ım beni sağlıklı kıl dersen, hiç temizliğe dikkat etmiyorsun. Ayda bir kere yıkanıyorsun. Çüş yani, kusura bakma da yani sana kim baksın hani, hatta yıkamaya götürüyorlar beni. Gerçekten de önemli. Temizliğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor ve bedenimizi çok iyi korumamız gerekiyor. Öyle saçma sapan kendimize elektrik vermek, işte üzerimizde yanan cisimler söndürmek. O zaman sigara içmek kötü bir şey değil mi hocam? Tabii ki sigara içmek nalet bir şey. Evet, o zaman ödüllü sorumuzu yapalım Tonguç evladım benim, yorumlara yollayalım. Hadi bakalım.